Kim bu kız? Atı çalan kız işte anneciğim. Hem hırsız hem de... densiz işte. Sinisimizin kızı Rezan Hanım. Bu kız hala neden burada hiç anlamadım. Ne istiyor peki bu kız? Yani böyle camı çerçeveyi indirecek kadar. Bu ne cüret? Vallahi biz de anlamadık ki. Delirmiş gibiydi. Ben çoktan cezalandırılmıştır diye düşünüyordum ama. Yani iyilikten maraz doğuyor. Ben çok söyledim Ali Hikmet Bey bu kadar merhametli olmayın diye. Her şeyin bir vakti var. Sevinç Hanım, siz hiç kafanızı yormayın. Gülizar ne dikiliyorsun? Alsana şu çorba servisini. Çay servisine de başlayabilirsin. Tabii efendim. Gökhan da gelmedi hala. Sen hiç merak etme Gökhan'ı. Gelir şimdi. Ben Gökhan'ı merak etmiyorum Sevinç teyze. Ama o Seyis'i fazlasıyla merak ediyor galiba. Bir çaylar eksikti. Ben de hizmet edecek hal mı kaldı Fatma abla? Gülizar, bak herkes tel gibi gerildi zaten. Dilini tut, işini yap. Tut, tut. Nereye kadar? Sümsük Zülfü kırmızı kafaya gönderseydi... bu beladan kurtulurduk. Sen kim? Ali Hikmet Bey'in evini taşlamak kim? He? Arsız kabaksız. Gülizar, hadi Gülizar, hadi. Ha, geldi kara tavşan. Bunun fişini çekmek lazım. Basketlen. Tövbe tövbe, sen de ayıp ediyorsun ya. Zeynep. Müsaade et babamı tekrar doktora götüreyim, bir daha bir kontrol etsin ha. İki adımlık yol şurası. Hayır Gökhan istemiyor işte babam. Evine gitsene sen. Tamam, gidiyorum zaten. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Bana kriz geçirdiğini söylemedin. Bak Selçuk söylemese haberim olmayacak. Üzülmeyesin diye, gurbettesin. Aklına takılmayayım diye diyemedim. Artık burada çalışmayacaksın baba. Buradan birlikte gideceğiz. Biraz evvel bas bas bağırıp burada kalmak istiyorum diyen sen değil miydin? O başka, bu başka. İster giderim ister kalırım. Ali Hikmet git dedi diye gitmeyeceğim. Nereye gideceğiz Zeynep? Kolay mı gitmek kızım? Veteriner oldum baba ben. Çalışır bakarım sana. Daha çok gençsin. Hayat sandığın gibi kolay değil. Hem ben iyiyim burada. Baba bunun nesi iyi? Ali Hikmet'in kölesi falan mı sanıyorsun sen kendini? Niye her seferinde dediğine boyun eğiyorsun? Bunca yıldan sonra insan bir yere çivi çakıyor. Zor da olsa bildiği yerde kalmak istiyor. Ben burada kalacağım. Thank you.